ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Sarı Kırmızılardaki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Yorgun. Yorgunsun, Bakü'deydin. Bakü'den geldin. İnsan nasıl sıcak ya. Sıcaktı değil mi? Anormal. Ama yani yürüdük yine, gezdik. Bakü'de yani güzel, beğendim. Çok güzel bir şehir. İlk defa mı gittin? İlk defa gittim. Yani Kazakistan'a gitmiştim. İki defa. Ama Bakü'ye, Azerbaycan'a ilk kez gittim. Türkiye'yi de seviyorlar. Maalesef milli takım kötüydü. Evet. Büyük bir hayal kırıklığı. Burada da yayın yapmıştık hatırlarsan. İtalya maçı sonrası söylemiştim. Şenol Hoca çok etki altında kalıyor. Oyuncu seçimlerinde, tercihlerinde. Maalesef birinci derecede hocaya yazacak bir başarısızlık söz konusu. Kendimize sorgulamamız lazım. Bazı şeyleri abartıyor muyuz? Aslında iyi bir jenerasyon var. Bu jenerasyon çok daha iyi şeyler yapmalı. Hani şeyde değil, sonuçta değilim. Yenilebiliriz. Oyun olarak yani bir tat bırakmalısın. Mesela evet. Kuzey Makedonya'yı izledim de bir oyun aklımda kalıyor, bir isyan. Evet, Türkiye'de bizim herkes yıldızlar, müthiş bir ego var, müthiş bir kibir var. Yani maalesef Neslihan'ın çok fazla bir takım şeyini uzatmayayım ama şöyle diyeyim. Çok konsantre olamadık. Saha içine çok fazla konsantre olamadık. Yani sosyal medyada geçirdiğimiz vakti maalesef işe konsantre olarak geçirmeliydik. Ben televizyon açıyorum, reklam. Ya tamam, bu tarz şeyler olmalı. İyi, güzel, hoş şeyler ama ya her şeyde para değildir ya. Yani oyuncular da çok ticari bakıyorlar. Maddi bakıyorlar. Ama çünkü reklamlarda sürekli futbolcularımızı görüyorum. İtalya bir takımda Mancini, şimdi İtalya hani şu an potansiyel şampiyonluk adaylarından bir tanesi değil mi? Evet. İtalya ben her zaman zaten gömdük takım ama yani bu sene zaten inşallah İtalya olur. Yani olsun da 10 gün önceden oyunculara sosyal medyaya saygı getirmiş. Biz de sürekli bir Twitter'da bir paylaşım. Yani nasıl konsantre olacaksın? Zaten o kadar gayri ciddilik var ki. Lig bitiyor, adam evleniyor. Takımın önemli oyuncusu evleniyor. Bilmem ne yapıyor. Yani şampiyon şeyine girememişler, hazırlanamamışlar. Şimdi hazırlık aşamasında belli ki bir sıkıntı yaşandı. Bir de şöyle bir durum var. Organizasyonda da problem var. Evet. Bak. Bir de şöyle bir durum da var bence Nevzat. Başta dedin ya, acaba bazı şeyleri çok mu abartıyoruz diye. Belki de bizim bir beklentimiz fazlaydı. Ama şimdi şöyle öyle bir beklentiye abartmamızda da bence abartı yok. Niye? Yani sonuçta bu oyuncular iyi liglerde oynuyor, iyi takımlarda oynuyorlar. Tabii kulüp performansları çok iyi oyuncular. Tarihin en iyi jenerasyonu diyor. Tabii ki Avrupa şampiyonu falan olabilir diyenler vardı. Benim takılım nokta farklı. Bak ben olaya bir disiplin anlamında çok konsantre olamadığımızı, lig biter bitmez ki lig zaten bence hani federasyon da burada sorumludur. Sen 21 takımını yaparsan, o oyuncular böyle dökülürse zaten yapacak bir şey yok. Ondan sonra yorgun bir şekilde geldiler ama profesyonelce hareket etmediler. Kimisi evlendi, kimisi tatile gitti. Fiziksel olarak hazır değiller. Zaten Fransa'dan bir grup geç geldi şampiyonluğun şeyiyle. Evet. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğumuzda benim takıldığım nokta sosyal medya ve reklam konusu. İşin ben o tarafındayım. Ortada bir disiplin olsaydı ki takımı Antalya'ya götürüp kampa sokmak yerine daha farklı bir tercih yapılabilirdi. İyi hazırlanamadığımız ve çok belli zaten. Şampiyonada gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Evet, oyuncular da kafaca orada değildi. Oyuncular da kafaca hiç orada değil. Onu da çok net görebiliyoruz biz de. Bakalım artık önümüzdeki şampiyonalara bakacağız. Bu şampiyona bizim için dediğim gibi zaten. Hayal kırıklığı oldu. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Biliyorsunuz Galatasaray'da gözler seçimde. Hemen şöyle adayları tekrarlayalım sizler için. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için üyelerinden oy isteyecek. Yarın saat 10'da başlayacak. 15'te sona erecek bir seçim. Artık sonuçları da akşamüstü akşama doğru belli olur diye düşünüyoruz. Şimdi sen nasıl bir atmosfer bekliyorsun? Kimi daha önde görüyorsun? Kimi daha şanslı görüyorsun? Şöyle Galatasaray'daki bu seçim gündemini bir konuşalım Nesan. Nesan, normalde Galatasaray'da geçmiş seçimlerde bir tahmin yapardınız.
olur ya da olmaz. Hani mesela Mustafa Cengiz'in ilk kazandığı, Dursun Özbek'e kazandığı seçim çok düşük bir farkıyla kazanılmıştı. Orayı mesela kimse tahmin edemedi. Herkes Dursun Özbek'in kazanacağını ama hani burnunu sürtmek için Galatasaray üyelerin rakip adaya da oy vereceğini düşünüyordu ama kazanacağını düşünmüyordu. Biraz kontrolsüz bir destek gibi sonra zaten yani abarttık şeyi yani dediler. Bugün gelinen noktada tahmin yapmak çok zor çünkü birbirine yakın 4 aday hangisi 1 hangisi 4 1 4 olabilir 4 1 olabilir böyle bir denklem söz konusu. Bir tane adayın biraz daha şansının az olduğunu düşünüyoruz. Bence İbrahim Özdemir, Sayın Bakan iyi niyetli ama çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini düşünmüyorum. İstenen hazırlık sürecini geçirdiğini düşünmüyorum. Genel kurul üyesi şeyini de şöyle görüyorum. Yani insanlar çünkü kim ne kadar alabilir de bence yanıltıcı olan nokta şu. İnsanlar o bir tane üye, bir oy çünkü önemli. Seçimden sonra doğal olarak kazanan adaya benim oyum sanaydı demek için rengini belli etmiyor. Yani açık net strateji. Açık net saflar belli değil yani. O yüzden biraz bir belirsizlik var. Çünkü normalde maksimum Neslihan 4500 olur. Çok zor da sanki o da zor ama hani 4500 bir şekilde oldu diyelim. Maksimum. Maksimum. Ama şu an bütün seçim ofislerindeki oyların toplamı yaklaşık 12 bin falan. Yani ortada bir şey var, birileri oynuyor. Tamam mı? Evet, enteresan bir durum var orada. 10 bin, 12 bin oy var. Yani bir taraf işte 1750 topladı, biz oylarımızı topladık 1750, diğer taraf 1500, diğer taraf işte 1200. Hepsini topladığım vakit yani bir anormallik var. O yüzden tahmin yapmak çok zor. Ama yarın için şöyle diyebilirim. O lisenin bahçesinin bir şeyi, ayrı bir havası vardır. Ya orada şu an bu kadar kafa kafaya giden bir seçimde o bahçedeki kulisler, sergilediğiniz fotoğraf, görüntü... Bir anda fikir değiştirebilir. Çünkü şöyle, insan psikolojisi kazanana gitmek. Yani kazanana oynamak. O da etkili olabilir. Yani kazanan kişiye oy verdim demek için o şeyi bekleyenler var. Bir de bir grup da şöyle bekliyor. özellikle işte Galatasaray'daki ayrışmanın, bloklaşmanın, kutuplaşmanın işte başlıca cephelerinden bir tanesi Adnan Polat'tır. Bu bilinir. Şimdi Adnan Polat ve özellikle son dönem yönetiminde devamı ve üzerine birleşmesi diyelim ve içeriden ortaya çıkması. Şimdi bunu büyük bir tehdit ve risk olarak gören bir Galatasaray kitlesi var. Şimdi onlar şunu bekliyor. Onların korkusu şu. Kimin seçilmesinden ziyade şu an hani gönül verdikleri, oy verecekleri kişi için bir belirsizlik var ama Yiğit Çağrı'dan da gelmesini istemiyorlar. Yiğit Çağrı'dan gelmemesi için kim iddialı ise ya da kimin kazanma ihtimali yüksek ise oylar orada toplanacak. Evet. Oylar orada toplanabilir. İlginç bir seçim. Tek lisede aday Eşref Amamcıoğlu. O bunun avantajını sağlamaya çalışacak. Diğer tarafta Burak Elmas sosyal medyada işte genel olarak taraftar arasında daha çok bilinen bir isim, eski yönetici olduğu için onun da bazı dezavantajları var ama avantaj olduğu noktalar çok daha fazla. İyi bir seçim süreci geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada etkin, aktif, proaktif bir görüntü sergiledi ki bunun taraftarda karşılığı evet ama genel kurul üyesi açıp bütün gün Twitter'da geçirmiyorsa o çok fazla etkilenmez. Ama taraftara baktığında genel olarak daha çok böyle Burak Elmas ismini görebiliyoruz. Işte tarafta bilinirlik yüzünden. Evet. Genç ve temsil olarak da işte yakışıklı bir aday. Hani şöyle insanlar hani şöyle çünkü Ali Koç'un karşısında yani sen, çünkü bunlar da etkilidir seçimlerde. Bu da bir tercih ya da destekle etkili olabiliyor. Diğer tarafta Metin Öztürk bence seçimin sürpriz ismi. Metin Öztürk'ün kazanması da sürpriz olacak. Alacağı oyun hayal kırıklığı da onun açısından bir sürpriz olacak. Çünkü aslında çok
temeli olan sağlam bir çalışma, bir hazırlık süreci geçirdi. Her geçen gün kendisini daha iyi anlatmaya başladı, üyelerle daha iyi temas kurdu. Ekonomik olarak çok şey vaat ediyor bu avantajları. Ama çok fazla tanınmaması, camiada ziyade işte taraftar arasında çok fazla bilinmemesi, kamuoyunda çok fazla bilmemesi bir dezavantajı da, ama son dönem kendisini iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Ve öyle bir noktaya geldi ki Metin Öztürk bugün son derece iddialı bir aday. Ve yarın sandıktan çıkması sürpriz olmayacak. Yani kendisi açısından öyle diyeyim. Çünkü o da çok büyük bir beklenti içerisinde. Ve netice itibariyle Neslihan zor. Yani işin içerisinde işte Fatih Terim'in durumu, kulübün ekonomik durumu, kulüpteki kutuplaşma, bütün bunları üste koyduğumuzda gerçekten de Galatasaray için tarihi bir seçim, kritik bir seçim. Ben kimin kazanacağını öngöremiyorum. Bu arada tabii ki yeni yönetim için de sıkıntılı bir süreç başlayacak ne olursa olsun. Çünkü Galatasaray sıkıntılı bir sürecin içerisindeydi. Mustafa Cengiz de 3,5 yıl süren görevini artık yarın itibariyle bırakmış olacak. En çok merak edilen konulardan bir tanesi neyse tabii ki başkanlık seçiminin ardından Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği. Daha önce de konuştuk zaten. Yiğit Şardan devam etmez. Aynen, sadece Yiğit Şardan. İbrahim Özdemir, Ragnik zaten açıkladı seçilirse. Onun haricindeki diğer adaylar peki Fatih Terim'le devam etmek istedi. Ama diyelim ki Fatih Terim istemedi. Bunun için belirlenmiş hoca adayları var mı? Yani veya artık Fatih Terim ister mi? Galatasaray'ın bir B planı, adaylarının bir B planı vardır muhakkak ama şimdi Yiğit Şardan'ın bir kere duruşu belli. Ben diyor Fatih Terim'le çalışmam. Evet, yani sonradan biliyoruz. Biraz bazı orada ucu açık söylemleri oldu ama devam etmez. Yani Yiğit Şardan'a devam etmez. Fatih Hoca da hiç görüşmeye gitmez, onu söyleyeyim. İbrahim Özdemir zaten Ragnik ismini açıkladı. Vallahi Sayın Bakan'ın anlaşma sağladıysa bence eğer olası bir gelecek senaryoda Fatih Hoca'yla bir problem çıkarsa diğer adaylara ya da seçilen kişiye o anlaşma şeyini verirse iyi olur. Çünkü Ragnik çok önemli bir teknik direktör. Hakikaten. Verir mi? Ben anlaştım. Beni seçmediniz. Beni seçmediniz de. Yok, Galatasaraylı. İyi Galatasaraylı. Peki. Diğer taraftan Burak Elmas Fatih Terim'le destek verdiğini, hocayla çalışmak istediğini her fırsatta, futbol hakkının Fatih Terim olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Metin Öztürk en net ifadeleri kullanan başkan adaylarından bir tanesi oldu. Metin Öztürk de seçersen Fatih Terim'le. Zaten 20 Haziran'a itibaren hocamız Fatih Terim'dir dedi. Eşref Avamcıoğlu ile ilgili bir belirsizlik vardı. Ben şöyle görüyorum. Bundan işte 10 gün önce açıkçası Eşref Avamcıoğlu seçilirse kesinlikle Fatih Terim'le devam etmez. Teknik direktör olarak da işte futbol aklı Cenk Ergün'ün tercihine göre bir teknik direktör getirir diye düşünüyordum. Ama Sayın Hamamcıoğlu'yla bir röportaj yaptım. Röportajdan edindiğim izlenim şu: Eşref Hamamcıoğlu'yla da pekala Fatih Terim'le çalışmak istiyor. Hı hı. Hatta Arda Turan durumu da orada belirsizdi. Arda'yla da devam etmek istiyor. Mesela Eşref Hamamcıoğlu seçirse ne Terim ne Arda olmayacak gibi bir şey söz konusuydu. Ben röportajdan Hatta çıkardım. Arda'nın Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledim. Önemli ama işte Arda'nın başka nedenlerden dolayı. Evet. Yani kulübün değerleri, işte Arda'nın bazı işte hal ve hareketlerinden dolayı orada acaba delirten bazı şeyler vardı ama Eşref Amcaoğlu da Fatih Terim'le devam eder. Netice itibariyle hakikaten kritik bir, heyecanlı bir seçim olacak ya. Evet, gerçekten çok heyecanlı bir seçim olacak. Seviyorum biz böyle seçimleri. Ben onun çocukluğumda bekliyoruz. Böyle... Bekliyoruz. Sever misin? Yani böyle şeydir. Genel seçimler falan ülkede olurken tabii o zamanlar seçim sonuçları böyle 2 saatte falan genel görüntü ortaya çıkmıyordu. Hı hı. Yani sanki böyle film izler gibi şu yılda şu kadar o heyecanlı gelirdi. Evet. O geceleri severdim ben yani. Onu demek istiyorum. Böyle bir seçim. Biz de lisede olacağız. Hı hı. Lisenin bahçesinde olacağız. Ama katılım burada son derece önemli. Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin işte %50'sinin katılımı demek 4000. Biraz onu aşılması durumunda 4500. 4500 maksimum olur diyorsun. Ya muhtemelen zaten biz de önümüzdeki hafta artık yeni başkanı konuşuyor olacağız. Projeleri arada, konuşacağız. Evet, projeleri transferleri konuşacağız. Aynen öyle. Bu arada izleyicilerimize de sormak istiyorum. Aşağı yoruma da yazabilirler.
Sizce kim başkan olur Galatasaray'ın yeni başkanı ya da kim olmalı? Merak ediyorum izleyicilerin fikirlerini de. Şimdi seçimi şöyle bir kenara bırakıp birazcık bakalım. Şöyle Galatasaray'ın içine doğru girelim. Seçim öncesinde bazı oyuncuların sözleşmeleri yenilendi. Bu isimler Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir. Sözleşmeleri uzatıldı daha doğrusu, öyle söyleyelim. Şimdi yanlış. Sarı Kırmızılılar'da... Yanlış. Yani niye iki gün kala sözleşme yapılıyor? Neden yapılıyor? Açıkla. Emre Taşdemir de iki gün önce, yani seçimden iki gün önce, üç gün önce sözleşme yapmanın mantıklı bir açıklaması var mı Neslihan? Belki gelecek yönetim bunu istemiyor. İstemiyor. Belki benim seçeceğim, getireceğim teknik direktör Emre Taşdemir, Ömer Bayram bunlara sıcak bakmıyor. Niye peki böyle bir acele edildi? İşte yani bu, ne kaçırıyorsunuz yani? Böyle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bu kadar absürt, bu kadar yanlış bir hareket olabilir mi ya? Hani bunu 3 hafta önce yapsan anlarım. Sezon biter bitmez. Teknik direktörün de raporu doğrusuna böyle bir karar almıştır ama sen seçime 3 gün kala. Galatasaray'ın öncelikli sorunları bu mu Allah aşkına ya? Tamam, hani oyuncular Galatasaray için önemli de olabilir. Ne kadar önemli olduğu da tartışılır gerçi ama yani netice itibariyle ortada bir seçim var. Bu seçilecek başkan yönetim kurulunun inisiyatifi doğrultusunda bir karar alınmalı. Bu Abdurrahim Bey'in şovuna dönüşmemeli. Yanlış. Bu isimlerle sözleşmelerin uzatılmasının ardından Nevzat, şimdi şöyle bir durum var. Ömer Bayram bu sezon 6,5 milyon TL kazanacak. Zaten yeni transferler Aytaç Kara 6,5 milyon alıyor, Alparslan Öztürk de 5 milyon alıyor. Böylelikle de Galatasaray'da bir maaş dengesizliği ortaya çıkıyor. Bu da yeni yönetimin yine başını ağrıtacak durumlardan birisi. Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin maaşlarında herhangi bir oynama yok ya da yükseltme yok. Dolayısıyla bu oyuncuların sorun çıkardığına dair bilgiler var. Sorun derken işte hani onların maaşları yükseltiliyor, bizimkisi neden sabit kalıyor şeklinde. Ya ben şuna şahit oldum. Son özellikle 2-3 yılda o kadar çok maaş dengesizlikleri var ki ya ben olsam kafama sıkardım ya. Yani o kadar dengesizlik ve adaletsizlik söz konusu oldu. Dolayısıyla hani futbolcu da şöyle bakıyor. Sonuçta kendisini kıyasladığı belli mevkilerde oyuncular vardır. Falcao'yu işte zamanında, çünkü hani bunu kafa sıkma meselesi tabii abartı mı bağla yani öyle bir şey yoktu ama üzülürdüm. İsyan ederdim. İsyan ederdim. Yani şundan dolayı. Şimdi zamanında Galatasaray'da sen Falcao'yu getirdin. Belhanda ve Fegoli'nin değil mi dengesini, bütün şeyini, konsantrasyonu, her şeyini bozdun. Evet. Ne dediler bunlar sahaya kendi aralarında konuşmalarda? O kurtarsın. Futbolcu bunu der. Futbolcu yüksek maaş alıp hiçbir şey vermeyen birisi varsa bir ekipte, bu her sektörde vardır. Tabii. Ortada da bir beklenti varsa o kurtarsın der. Yani sen demez misin? Hani, ben demez herkes miyim? Der ben yani. De derim. O kurtarsın, evet. Yani parayı alan o. Şimdi dönüp baktığımda da burada ne Kerem ne Taylan şu an milli takımda, Bakü'de Emre Taşdemir'in, Ömer'in aldığı parayı şey yapıp moral bozmuyorlardı. Onların öyle bir şeyi yoktur ama yarın bu konu açılır. Bu kriz yaratır. Sen bu takıma bu kadar kritik oyuncuları varken, mevkisinde, beklentilerin çok üzerinde, sen Taylan'dan bir anda bu evrilmeyi bekliyor muydun? Yani bu değişimi bekliyor muydun? Hayır. Kerem'in 3. ligden gelip bir anda Galatasaray için çok kritik, önemli bir hamle oyuncusu olup Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğini düşünüyor musun? Hayır. Üstelik sen ne Emre Taşdemir'i Avrupa'ya bu saatten sonra satabilirsin, ne de Ömer Bayram'ı satabilirsin. Hem Taylan'ın hem de Kerem'in Avrupa'ya transfer olma potansiyeli çok yüksek. Genç. Gelecek vadeden artı Galatasaray için de çok kritik oyunculardan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir noktada sen oyuncuların maaşında bir dengesizlik, adaletsizlik yaratırsan, oyuncu da bu takımın, zamanda bunu Ömer Bayram için de dedik. Yani Ömer Bayram, evet. Ömer Bayram geçmiş performanslarına karşı çok önemli asistler yaptı hatırlarsan. Galatasaray en az kazanan oyuncusuydu. Bunun karşılığında bir jest yapılmış, onu anlarım. Zamanlama yanlış ama sen bunu yapıyorsan diğer futbolcuları da bir beklenti içerisinde sokuyorsun. Bu konuda da
çok önemli hakikaten kararlar Neslihan. Yani Galatasaray tarihi açısından 2021 bir karar verilecek, bir seçim yapılacak ve bu seçim çerçevesinde Galatasaray'ın biz nereye gideceğini göreceğiz. Yani Galatasaray'ın 50 yılı belki de bu seçime bağlı. Önümüzdeki 2050'ye kadar, belki de 2070'e kadar olan süreç, bu kadar önemli bir seçimden bahsediyoruz. Ve şöyle bir durum var. Seçim olduktan sonra da hızlıca harekete geçmesi gereken bir Galatasaray var. Şampiyonlar Ligi var. Hem Şampiyonlar Ligi var, hem bir an önce artık transferlerin belirlenmesi gerekiyor. İşte hangi bölgeye kim transfer olacak? Ki şu an mesela gündemde konuşulan pek isim de yok, ama bir Şampiyonlar Ligi'ni konuşalım istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci ön eleme, hiç ön eleme diyemiyorum ben, biliyor musun? Hep aynı şeyi. İkinci ön eleme turunda PSV ile eşleşti Galatasaray. Nasıl bir eşleşmeydi sence? Kimle röportajındaydı senin? Metin Öztürk röportajında mıydı? Evet. Haft takımla çıkacak. Yani şu Metin Bey haklı. Şu an sen transferleri yetiştirmezsen kimle çıkacaksın? Evet. Ortada oyuncu yok. Olan oyuncu da kafası karışık. Kimisi milli takımda zaten geç gelecek. Yani Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bir zaten ana hedefse buraya hazır bir kadroyla çıkmanız lazım. En kötü iskeletin, omurganın orada hazır olması gerekiyor. Böyle bir risk, böyle bir tehlike maalesef var. PSV yani şu an ortada, tur ortada. Galatasaray'ın işi kolay değil. Onu kabul edelim. Bu arada PSV'nin de kötü olduğunu söyleyelim ya son zamanlarda. Aslında şimdi baktığımızda gruba PSV belki en güçlü takım olarak gözüküyor eşleştiğimiz, ama PSV'nin son zamanlarına bakarsak aslında çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Olsun, yine de biz garip tabii takımlara bu dönemlerde çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. O yüzden Galatasaray'ın işi hakikaten kolay değil. Yani bir taraftan bu yabancı düzenlemesi, yani yabancı düzenlemesiyle ilgili işte limit konusu, yabancı düzenlemesi konusunda Galatasaray'ın şu an hali hazırda direkt oynatabileceği yerli oyuncu konusunda yaşadığı problemler, buraya mutlaka hamleler olacak, olmalı da. Aytaç ve Alparslan transferinin bu nedenle önemlidir, ama sizi hedefe götürecek, şampiyonluğa götürecek lider oyuncular mıdır? Orası sorgulanır. Bir hamle oyuncusu olarak kulübe zenginliği açısından, yerli kalitesi açısından belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Ama rakiplerinizle kıyaslandığında sizin direkt 11'inize fark yaratacak yerli oyunculara ihtiyacınız var. Yani Galatasaray'ın transferde mutlaka bunu göz önünde bulundurması lazım. Önümüzdeki haftalarda da ayrıntılıca konuşacağız zaten. Nevzat, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Verdiğim bilgiler için. Nevzat Dindar'la Galatasaray gündeminin bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.